Değerli belediye başkanlarım, değerli mesuiyelerim, daire müdürlerim, değerli basın, değerli Manisalı hemşehrilerimiz, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haziran ayı meclisimizi hayırlısıyla açıyoruz. Öncelikle açılış ve yoklama. Ahmet Alhan, Hasan Öğüt, Ali Can, Salih Hızlı, Feza Yavuz Kasap, Hüseyin Er Yüksel, Hikmet Çağan, Doğan Ensivri, İbrahim Kaya, Lütfi Aktağ, Gökhan Karaçoban, Bilgehan Noyan, Ali Uçak, Yaşar Çataldere, Ömer Zeren, Murat Biber, Selami Selçuk, Mustafa Akın, Hüseyin Akkurt, Kemal Korkmaz, Kamil Öz, Ahmet Gülen, Muhittin Yıldız, Muhammed Akyol, İlhan Türe, Ahmet Esen, Alp Safa Gökkaya, Yaşar İsmail Gedüz, Mehmet Candan, Ali Rıza Duman, Ömer Tavşancı, Zafer Mergen, Regaip Topuz, Mesut Gelmez, Hüseyin Tosun, Tuncay Ergün, Faik Şentürk, Zeki Kayda, Zehra Tiryaki, Osman Vural, Mustafa Mermi, Cihan Sarı, Cevdet Zurnacı, Cem Yalvaç, Necati Selçuk, Mehmet Kelleci, Serkan Serdar Adıgüzel, Cafer Güner, Hüseyin Yaralı, Recep Çimat, Fahrettin Ayçiçek, Zeki Bilgin, Süleyman Kahramanlar, Buran Tezcan, Nurullah Savaş, Yasin Dumlupınar, İsmail Başyiğit, Dursun Kıvrak, Hasan Ergene, Ali Sezer, Ahmet Kartay, Hüseyin Gündoğan, Okan Copkıran, Aziz Günal, Melike Doğru, Ömer Faruk Çelik, Ulus Kotluca, Orkun Şıktaşlı, Ziya Elmalı, Adnan Kaçire, Mümtaz Kahya, İbrahim Onaylı, Turgay Şirin, Hüseyin Şentürk, İlteriş Yağcıoğlu, İsmail Parmaksız, Engin Okyay, Osman Kaya, Hayriye Hızal Kaygısız, Mehmet Çerçi, Can Mercül, Zülfikar Gürcan, Mehmet Palabıyık, Şule Uygur, Mehmet Güzgülü, Ramiz Şiyak, dediler ona 5 dakikaya. İlk sayfa. 5 dakikaya geliyor dediler ya. Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yeterli çoğunluk sağlanmıştır. Mevcut gelmeyen arkadaşların mazeret izinleri şu anda bize ulaşmamış durumda. O yüzden onların oylamasını yapmaya gerek yok.
Evet, 13, 14, 16 Mayıs 2014 tarihli meclis toplantı tutanak özetinin okunması ve oylanması. Bu konuda görüş var mı? Oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi gereği üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar meclisin bilgisine sunulur der. Bu anlamda genel sekreterliğe atanan İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Halil Memiş arkadaşımız, Halil Bey'i görmeniz açısından bir bilgi mahiyetinde. Genel Sekreter Yardımcılığına Fuat Uzun arkadaşımız atanmıştır. Yine MASKİ Genel Müdürlüğü'ne de Yakup Koç atanmıştır. Burada mı Yakup Bey? Gelmedi mi? Peki. Bu konuda bunun bilgisini verelim dedik. Demirci Belediyesi'nden Demircili arkadaşlarımızın biraz önce sizlere ve bütün meclise kiraz ikramı oldu. Kendilerine de teşekkür ediyoruz başkanım. Değerli arkadaşlarına da kiraz zamanı sonuçta demircinin kirazını da tatmak bugün bizlere nasip oldu. Teşekkür ediyoruz bir kere daha. Evet. Komisyon raporları gündemimizin birinci maddesine geçeceğim. Bu gündem maddelerine geçmeden önce önergeler var. Bu önergeleri arkadaşlarımız okusunlar. Bunların gündeme alınıp alınmayacağı ile ilgili kararı verelim. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na Manisa ili Akhisar ilçesi Hacı İshak Mahallesi 896 ada 294, 295 ve 296 parsellerde bulunan ortaöğretim tesisleri ve kültürel tesis alanının bir kısmının sosyal tesis alanına dönüştürülmesine yönelik imar plan tadilatının yapılmasını saygılarımla arz ederiz. Salih Hızlı, İbrahim Kaya, Hüseyin Er Yüksel. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na marka şehirler arasında yer alan ilimiz turizm potansiyelini arttırmak, ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamak ve avantajlı duruma getirmek için ilçelerimiz arasında bulunan Şehzadeler ve Yunus Emre Belediyelerinin turizm envanterlerinin çıkarılması, tarihi ve turistik yerlerinin tespit edildikten sonra buralardaki eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederim. Halil İbrahim Onaylı. Evet. Bu konuda görüş, fikir, beyanında var mı? Gündeme alınmasını talep ediyoruz Sayın Başkanım. Peki. Başka söz var mı? Yoksa oylarınızı sunuyorum. İki maddenin gündeme alınmasını kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım ben... Buyurun Zülfikar Bey. Şimdi biraz konudan da size bahsettim. Büyükşehir olmamız hasebiyle Büyükşehir Belediye Meclisi özel idare Büyükşehir'e devredildi. Evet. Tabii özel idarenin de yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler yerine getirmek zorunda olduğu bazı görevler vardı. Bunlardan bir tanesi de yaz ayı girmesiyle birlikte asfalt bakım ve onarım çalışmaları il bazında daha önce özel idare tarafından yapılıyordu. Şimdi bizim ilçe meclis üyelerimizden ve belediye başkanlarımızdan bu şekilde asfalt bakım ve onarım hatta yapım noktasında ciddi talepler söz konusu. Yani bu konuda bizim çalışma esas ve usullerimiz, Büyükşehir bu konuda ne gibi bir çalışma yapıyor, o konuda bir kısa bir ön bilgi alırsak, meclisimizde bu konuda aydınlatırsak, bunların yapılma usulü konusunda bir bilgi verirsek seviniriz diye düşünüyorum Sayın Başkanım, ilgili evet. Daire müdüründen ve sizden. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii yaklaşık iki aylık bir süreyi geride bıraktık. Büyükşehir'in oluşumu,
yeni teşkilatlanma yapısı, aynı zamanda MASKİ'nin oluşumu ve teşkilatlanma yapısı, hepsi birbirinin içerisinde şu anda. Tabii ki mevcut, daha işte bu meclisimizde dahi biraz son maddelerimizde gündeme gelen norm kadroların, tespitlerinin, müdürlüklerin, daire başkanlıklarının çalışmaları, sonuçta bu süreç yaşanıyor. Çoğu belediyelerde, ilçe belediyelerimizde olmak üzere, büyük şehrin yapması gereken görevler, ilçe belediyelerin yapması gereken görevler noktasında valiliğinin vermiş olduğu 6 aylık bir süreç yetki var. Bu süre içerisinde bu hizmetlerin, büyük şehrin yapısının ortaya netleştikten sonra, çıkarıldıktan sonra bunların intikali ve devri söz konusu. Tabii İl Özel İdaresi'nden hemen asfalt noktasına geleyim. İl Özel İdaresi'nden bize intikal etmiş bu konuyla ilgili geçen dönemde İl Özel İdare konumunda çalışan arkadaşlarla fen işlerindeki görevli arkadaşların bir fiil yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır bununla ilgili çalışmalar başlatıldı. İlçe ilçe nerede, hangi yolun acil olarak yapılması gerektiği noktasında bunlar bir planlama ve çalışmalarını şu anda yapıyorlar ve hala da bu çalışma devam ediyor. Yine asfalt dediğiniz için şu anda Büyükşehir'e bırakılan iki tane asfalt şantiyemiz var. Biri Akhisar asfalt şantiyesi, ikincisi de Akhisar. Biri Salihli, biri Akhisar. İki tane asfalt şantiyesi. Bununla ilgili teknik ekipler mevcut alanlara giderek, yerlerinde bizzat tespiti yaparak, mevcut şantiyelerin eksikliklerinin tespiti noktasında bütün incelemelerini bitirdiler. Ve mevcut bu alandaki efendim mıcır, kum, fuyloli, filer gibi eksiklikler neler vardır? Bunlarla ilgili de şu anda ihale süreçleri ihale birimine gitti benim bildiğim kadarıyla. Bu malların, malzemelerin alımına müteakip ki revizyon çalışması da bu arada bu iki şantiyede daha feasible çalışılması için eksiklikler de tespit edildi. Ve bunlar şu anda ilgili firmaya bildiğim kadarıyla yapılması işlemi devam ediyor. Yani Salihli şantiyesi çalışıyor, diğer şantiyeler çalışmıyor gibi bir sıkıntı var. Öyle hayır, bir. Hayır. Yani büyük Salihli şehre, şantiyesi Salihli'yi kullanıyor, çalışılıyor, o hat tamamen çalışıyor. Diğer tarafta özel idarenin diğer şantiyeleri. Salihli'nin bak büyük şehre gelen şantiyesinde bir çalışmamız var mı başkanım? Yok. Salihli Belediyesi'nin kendisine ait şantiyede çalışma var. Bizle alakası yok. Ben başkanıma söz vereyim isterseniz, o da açıklama yapsın. Sonuç itibariyle şu anda Büyükşehir olarak biz asfalt çalışması daha başlamadı hiçbir yerde. Bununla ilgili bütün ilçeler nezdinde de ilgili belediye başkanlarımıza da bu konuda ilçelerindeki yol, kilometre, nerelere çok acil, artı bir önümüzü görmemiz lazım. Büyükşehir olduk ama Büyükşehir bütçesi olmadık daha, biliyorsunuz bu konuyu. Sizler de aynı şekilde ilçe belediyeleri olarak yaşıyorsunuz bunu. Yani gelir gider noktasında şu anda torba yasanın içerisine dahil edilecek, bu önümüzdeki günler içerisinde mecliste görüşülecek ilçe belediyelerine ve büyükşehir belediyelerinin Türkiye genelinde yaşanan eksikliklerin yapıldığı bilinen bir gerçek. Kanundaki bu eksiklikler torba yasada düzeltilmek suretiyle, ben buradan müjde veren bütün başkanları, hem ilçe belediyelerin hem büyükşehir belediyelerin hazineden, maliyeden aktarılan paylarında şu anda eksik aktarıldığını sizler de benden belki daha iyi biliyorsunuz. Sonuç itibariyle bu nüfus kriterleri, diğer kriterlerde belli yanlışlıklar ve aceleye getirilip de bugüne kadar bu iki ay içerisinde bunların şikayetleri, bütün Türkiye'deki büyükşehir belediye ve ilçe belediyelerinden aktarılan sıkıntılar Ankara'da masaya yatırılmış durumda. Ve bunların düzeltmeleri, paylarınızın arttırılması hepimiz için geçerli. Bu torba yasadaki yapılacak olan değişikliklerle inşallah hayata geçirilecek. Bunu da buradan söylemiş olayım. Belki biliyorsunuzdur. Benim de iki gün önce aldığım bilgiydi bu. Sonuç itibariyle bu paylar düzeltecek. Artışlar yaşanacaktır. Sonuçta bir geçiş sürecindeyiz. Bakın sadece asfalt noktasında hizmetin değil, bugün
büyükşehirin artık yetkisinde olmayıp yereldeki belediyelerin temizlik hizmetleri, yani çöp toplama hizmetlerini ilçe belediyelerinin alması lazım. Ancak şu anda büyükşehir devam ettiriyor bu geçiş döneminde. Gördüğüm kadarıyla bununla ilgili işte ihalelerin hazırlanması hem Yunus Emre hem Şehzadeler için geçerli. Bunların devirlerinin yapılması gibi park bahçe hizmetlerinin ilçe belediyelerine hangi parkların aktarılacağıyla ilgili. Sonuçta bu geçiş süreci içerisinde bunlar yaşanacaktır. Asfaltta da başladığı zaman ilçe nezdinde mi artık nereden hangi ilçeden start vereceğiz? Önümüzdeki hesaba kitaba bakarak daha yapılanmanın tamamlanmadığı bir süreçte tabii ki istek talepler bitmez hizmet noktasında. Onlar da planlama ilgili daire başkanlığınca üst birimlerce değerlendirilerek bunların yapımı startı tahmin ediyorum ihalelerin tamamlanmasına müteakip başlayacaktır. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Hem Akhisar hem Salihli şantiyelerle ilgili hazırlıklarımız, çalışmalarımız var. Salihli Belediyesi'nin kendi yapmış olduğu asfaltın cevabını da Sayın Başkanım versin. Yani acil olan talepler noktasında bir acil çalışma formülü gibi bir şey geliştirdiniz mi? Yani mesela yol bugün itibariyle Ahmetli tarafında yine bir afet var. Dün Demirci'de şiddetli bir yağmur oldu. Orada bir müdahale gerçekleşti. Ahmetli bugün aynı şeyi yaşıyor. Yani bu noktada hizmetlerin oluşumu beklenirse mağduriyetler artacak. Böyle bir acil olma noktasında bir çalışma yapılması Zülfikar lazım Bey, gerektiği kanaatindeyim. Siz ihaleyi yapmadan hangi malzemeyi alabilirsiniz? Hali hazır ekipmanların kullanılarak hali hazır. Malı olmadan neyin asfaltını atacaksın? Mıcırı yok, fileri yok, huylolu yok. Bunların hiçbirini almamışsın. Nasıl yapacaksın? Yani yapım, onarım, tamirat yapalım. Ya o kadar da malzeme yok mu mesela? Köy yollarıyla ilgili ciddi sıkıntılar geliyor bize Sayın Başkanım. Size de geliyordur biraz yani. Biraz sabır. Büyükşehir olduk. Biraz sabır. Ya büyük şehir olduk. Yani sonra evet, şey bu şehir artık olduk. Manisa Doğru. ili değil. İlçeleri, köyleri dahil. Ben de istiyorum bir an şey. Önce tamirlere her yere gireyim. Ben de istiyorum. Buyur başkanım, söz senin. Sayın Başkanım, ilçe belediye başkanlarım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Salihli'mizde Salihli Belediyesi'ne ait bir asfalt şantiyemiz var. Bir de özel idarenin Büyükşehir'e devrettiği asfalt şantiyesi var. Biz şu anda 78 tane mahallemiz, yani eski 8 beldemizde 70 köyümüzün asfaltlama yama işlemlerini kendimiz yapıyoruz. Şu anda 8 beldemizi tamamladık Sayın Başkanım. Dolayısıyla şu andaki hizmetlerimiz Salihli Belediyesi bünyesinde bulunan asfalt şantiyesi tarafından yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakası yok. Yani Büyükşehir Belediyesi'nden şu anda hizmet almış değiliz. Bunları bilgilerinize sunayım. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. İnşallah hepsi olacak. Evet, gündemimizin şimdi birinci maddesinden başlayıp 14. maddesine kadar. Eğer konular üzerinde maddeler noktasında herhangi bir görüş yoksa 14'ünü birden oylarınıza sunacağım. Bu konuda fikrinizi alayım. Sayın Başkanım, şimdi herhalde komisyon raporlarının imzalanması noktasında hem imza eksikleri vardı. Onlar tamamlandığından bize tam böyle raporlar da oluşmadı. Eğer müsaade buyurursanız mesela Plan Bütçe Komisyonu'nun yaklaşık 7 tane şeyi var. Plan Bütçe Komisyon Başkanımız bir dakikayı geçmeyecek şekilde bir özet yaparsa ne olduğu içerik noktasında hiçbir şeyimiz yok. Yedisini birden oylayalım. İmar Komisyonu'ndan 4 tane var. O komisyonda 4'ü hakkında bilgi verir. Hukukta 3 komisyon bilgi verdiğinde 14 komisyonu 2'şer dakikada 5 dakikada bitirmiş oluruz Sayın Başkanım. Sizin yani bunlarla ilgili bilgi alamadınız mı? Onu anlayamadım. Yani grup bilgilenmek istiyor, herkes bilgilenmek istiyor. Komisyonların raporları sadece komisyon üyelerinin bilgisi var diyor. O noktada meclis üyeleri de bilmek ister diye düşündük. O noktada böyle bir şey yaparsak uygun olur diye düşündük. Anlamadım ben. Geç mi gitti? Komisyon başkanı. Peki, komisyon başkanı versin. Ali Sezer kardeşimiz.
Bir açıklama yapsın. Ali Sezer. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Mayıs ayı toplantısında bizim komisyonumuza havale edilen konularla ilgili komisyonumuzun yaptığı görüşmeler sonucunda komisyon raporlarımızı hazırladık. Konulardan 3 tanesi Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl belediyelerinin ek bütçeyle ilgili talebi idi. Bir tanesi kesin hesapla ilgili. Bir tanesi de Büyükşehir'e devreden borçlarla ilgiliydi. Bir de otobüs terminali ile ilgili bir önergemiz var. Komisyonumuza gelen bir önerge vardı. Kesin hesap biliyorsun Manisa Belediyesi'nin bir önceki yılına ait kesin hesabı. Kesin hesap hakkında çok söyleyecek bir şey yok. O zaten teknik olarak komisyonumuza geldi ve onaylandı. Sarıgöl Belediyesi'nin 3 milyon liralık bir ek bütçe talebi var. Yine Salihli Belediyesi'nin 5 milyon 838 bin liralık bir ek bütçe talebi var. Alaşehir Belediyesi'nin de 30 milyon liralık bir ek bütçe talebi var. Komisyonumuz her ne kadar Alaşehir Belediyesi'nin rakamı biraz yüksek de görünse, muhtemelen Alaşehir Belediyesi bir önceki yılın bütçesini yaparken herhalde Büyükşehir olacağını muhtemelen öngörmedi. Biraz yüksek geldi ama yine hizmet noktasında belediye başkanlarının elini rahatlatma adına da biz komisyon olarak özellikle parti grubumuz adına söylüyorum. Bu bütçeyi onayladık. Yine otobüs terminali ile ilgili bir önerge vardı. Bu da zaten halinizin daha önceki de oradaki esnafa yönelik mağdur olmayacağı noktasında terminal inşasına başlandığında verdiğiniz sözde istinaden komisyonumuz yine şu hali hazırdaki Manisa şehirler arası otobüs terminalinde ve oranın müştemilatında görev yapan esnaflarımızın diğer birimlerin mağdur edilmeyeceği düşüncesiyle Büyükşehir'in de bunları göz önüne BESOT'un da bunları göz önüne alacağı düşüncesiyle bu konuda BESOT'a yetki verdik. Halihazırda yine Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen borçlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bu konuda meclisin bilgilerini arz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İlk 7 madde herhalde Sayın Başkan. Evet. Diğer İmar Komisyon Başkanımızdan mı bilgi versin? Can Bey. Peki. İlk 7 üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Şimdi de İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanı bilgi versin. Başkanım, değerli arkadaşlar, İmar Komisyonu'na 4 adet teklif gelmişti. Bunlardan Güzel Rüt Mahallesi, Manisa merkezde yer alan bir mahalle. 3343 ada bir parsel, özel bir ilköğretim okulunun bulunduğu bir parseldi ve bunu Manisa Belediyesi adına yerel seçimlerden önce bir plan tadilatı yapmıştık. Bunun karşı parselinde de yer alan, konut adasında yer alan bir parsel sahibi bu çekme mesafesinin değiştirilmesine itiraz etmişti askı süresince. Ve biz de bu vatandaşın itirazını kabul ederek mazbatamızı bu yönde hazırladık komisyon olarak. Bunun haricinde TEDAŞ'ın Manisa mezbahası karşısında ve gıda çarşısı olarak bilinen stadyumun karşı bölgelerinde trafo alanları için hazırlattığı imar planı değişiklikleri vardı. Bunları da komisyon üyeleriyle beraber yollardan çekme mesafelerini değiştirerek kendimize göre daha uygun olan yerlere değiştirerek bu plan tadilatlarını kabul ettik. Bunun haricinde yine İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Manisa Merkez Horoz Mahallesi 1648 parsel ile ilgili bir raporu vardı. Burası da yanılmıyorsam vatandaşın bir davası sonucu. Dava da vatandaşın talebinin meclise sunulmadan belediye tarafından cevap yazılmış olmasından kaynaklanıyordu. Bunu da ilgili dairesi belediye meclisimize yazdı. Komisyona havale edildi. Komisyon da yeni hazırlanacak olan imar planı çalışmalarında bunun değerlendirilmesi yönünde bir kararı var.
Son maddemiz ise Akhisar ilçemizin 872 adı 250 parselindeki eğitim tesisleri alanının resmi kurum alanına dönüştürülmesiydi. Bu Akhisar Kaymakamlığı'nın da resmi yazıyla Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiği bir konuydu. Bununla alakalı da ilgili plan yapımına dair komisyonumuz kararı almıştır. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyorum. 10. maddeyle ilgili bir tereddüt var mı? Bu mezba karşısı, gıda çarşısı civarında trafo alanı için hazırlatılan imar plan değişikliği ile ilgili. Bunu tekrar bir daha imar komisyonunda görüşülmesi gerekiyor mu? Yollardan çekme mesafelerini kendimize göre komisyon üyeleri olarak daha uygun mesafelerde tayin ederek bunu da mazbataya metre mesafelerine işleyerek plan yapımını kabul ettik. Evet, bir sorun yok yani. Doğru mu Mehmet Bey? Peki, teşekkür ederim. Evet, ilgili 4 madde o zaman. 8. maddeyi ben yalnız oylarınızı duyacağım. Öncelikle Trafik Ulaşım Komisyonu ve Hukuk Dairelerinin 8. madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Mehmet Bey, Candan. Trafik ulaşımla ilgili. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, komisyonumuza intikal eden 7. ve 8. maddeler, 7. madde Plan ve Bütçe Komisyonu birlikte görüşüldü. 8. maddede yine Trafik Ulaşım Komisyonu, 1. Plan Bütçe birlikte yaptığımız toplantıda olay değerlendirilmiştir. J plaka tahsisiyle ilgili hususlar arkadaşlar tarafından eline boyuna incelenmiş ve komisyon raporunda sunduğumuz şekilde Sayın Meclis'e sunulmuştur. O şekilde geçmesini biz arz ettik. Peki, teşekkür ederim. Bir başka maddede bir de belediyenin belediye ile ilgili bir su meselesi vardı. Bu Soma'da kömür kazasında 14. maalesef madde, evet, vefat eden kardeşlerimizle ilgili bunların su fiyatlarında indirim yapılması hususu vardı. Bunu tonunu 50 kuruş yani 10 tonu 5 lira olarak asgari sıfır yapmamız mümkün değil. Bu itibarla bunların fiyatlarında bütün nerede varsa onların Kırkağaç'ta, Soma'da fiyatlarının o şekilde indirilmesi hususunda gene görüşlerimizi sunduk. Sayın Meclis'in tasvipleri nedir? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. 8. madde üzerinde oy fikir beyan etmek isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, İmar ve Bayındır Komisyonu'nun başkanımızın Can Bey'in ifade ettiği gibi 9, 10, 11 ve 12. maddeleri üzerinde söz almak isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, yine Hukuk Tarifeler Komisyon raporu, Zabıta Daire Başkanı'nın görev ve çalışma yönetmeliği hususunda ilgili arkadaşımız beyanda bulunacak mı? Evet. Bulundu Sayın Başkanım. Peki. 13 ve 14. maddeler. 14. maddemiz de biraz önce başkanın söylediği gibi KDV hariç 50 kuruş olarak burada Soma'da zarar gören kardeşimiz ve komisyonun belirlemiş olduğu mazbata doğrultusunda başka söz almak isteyen var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. 13 ve 14. maddeyi kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Gündemimizin 15. maddesi. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 29.5.2014 tarih ve 70 sayılı Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na yeni üye seçimiyle ilgili teklifi. 15 ve 16. maddeler ve iki tane 16'yı da okuyalım. Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 29.5.2014 tarih ve 71 sayılı Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na yeni üye seçimiyle ilgili teklifi. Evet, iki arkadaşımızın istifa edip ayrılmasıyla neticelenen. Efendim, Tarım Hayvancılık Komisyonu'na Ramiz Şiyak meclis üyemizi 15. maddede, 16. maddede de Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Ahmet Cülen arkadaşımızı teklif ediyoruz AK Parti grubu. Yer değişiyor. Evet, yer değişiyor. Evet, peki. Var mı görüş? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemimizin 17. maddesi. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın
35-2014 tarih ve 155 sayılı belediyemize ait tesiste Kent Park, toplam 25 adet silahsız güvenlik personeli çalıştırılması için özel güvenlik izni alınması ile ilgili teklifi. Evet, bu konuda söz var mı? Kabul edilmesi yönünde teklif. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 18. maddesi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürlüğü'nün 02.06.2014 tarihi 394 sayılı huzur evine şartlı bağış ile ilgili teklifi. Evet, Vakıf Başkanı Cüneyt Cider tarafından yıllık bir prosedür bu. Her sene vakfa tarafından aktarılan huzur evine bir bedel var. Bu sene de 23 bin lira bedeli. Oylarınıza sunuyorum. Bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı? Yoksa kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Allah razı olsun yapılan yardımlardan. 19. maddemiz. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü'nün 05.06.2014 ve 433 sayılı kardeş şehrimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzel Yurt Belediyesi'nin davetiyle ilgili teklifi. Evet, bu konuda grup başkanların fikirlerini alayım. Sayın Başkanım, Mehmet Bey bir önden versin. Şimdi ben Sayın Başkanım. İsim verecek diye şey yaptım. Yok yok. Sayın Başkanım, saygıdeğer başkanlarım, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Şimdi yeni arkadaşlarımız var. Gerçi gruplar dağıldı ama Cumhuriyet Halk Partisi grubumuzun belki o bilgide eksikliği olabilir. Onun için dedim. Güzel Yurt Manisa Merkez'in, yani eski adıyla Manisa Merkez dediğimiz yerin uzun yıllar duran süren kardeş şehri. Kardeş şehirde şu anda büyük şehir olarak kardeşliğimiz devam ediyor. Tabii bu sene biraz şanssızlık olacak. Ramazan içine denk geldi. Onlarda bir de 29'unda bir seçim var. Yani 29 Haziran'da yanılmıyorsam belediye onların başkanı. Bir seçim var. Bizim kardeş şehrimiz olan Güzel Yurt Belediye Başkanı aynı zamanda Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı. Onların daveti. Orada önemli olan 4 Temmuz'da orada olmak gerekiyor. 4 Temmuz'un önü ve arkasında 4 Temmuz onlar için yürüyüşün olduğu, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın falan katıldığı bir kutlama var orada. Bir şey var. O tarihte bulunmak üzere. Bunun günleri sonra tekrar belirlenebilir. Bununla ilgili gruplardan katılmak isteyen arkadaşlardan ben önce AK Parti grubunun isimlerini alalım. Ona göre fikrimizi söyleriz. Dağılım noktasında ne? Başkanım şimdi AK Parti alanında grubunu alalım diye düşündüm. Ondan sonra fikrimizi tekrar beyan edelim. Evet. Sayın Başkanım, yani bir tane daha toplantı yapacağız deyince biz o isimler noktasında yani bir komisyona havale edip o gün belirtelim şeklinde pazartesi günü isimleri belirtelim. Yani şu anda belirlenmedi mi? Belirlenemedi. Bir yoğun bir gündem vardı. Evet. Yetişemedik yani. Sayın Başkanım. Ya bunun komisyona gidecek tarafı yok yani. İsimleri bildirin aranızda. Peki. Yani burada ne var? Kültür Komisyonu bunun programını yapar. Biz görevleri dağıtmaktan yanayız. Herkese işin içine dahil etmekten yanayız. Yani bir sıkıntı yok. Burada gülünecek bir şey de yok Sayın Başkanım. Yani. Peki. Kültür Komisyonu'na mı gönderelim bunu? Evet. Peki. Ara toplantıyı yapsın, pazartesi günü netleştirelim. Tabii efendim. Peki, peki. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Diğer grup başkanları da bu konuda komisyonda değerlendirmeyi yapsın. Gündemimizin 20. maddesi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarih ve 55 sayılı şehirler arası otobüs terminal yönetmeliği ile ilgili teklifi. Bu konuda görüş var mı? Yoksa oylarınıza sunacağım. Kabul edenler? Sayın Başkanım, yönetmelikle ilgili teklif... Ulaşım Komisyonu'na gidecek. Evet, hukuk tarifeler ve Ulaşım Komisyonu diye. Evet. Ne yapıyorum? Şimdi her şeyi komisyona gidince bunu da oylayama getirecektim ben de. Ne diyorum? Buyurun Sayın Başkan. Terse düştük de ondan diyor. Evet. Hukuk ve Ulaşım Komisyonu'na gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 21.
ve 22. maddelerinde ve 23. maddelerde, 24, 25. maddelerinde. 26. Hepsi imar. İmarın dışında gitmesi gereken komisyon var mı? Yok. Oraya gelmedim daha. 25'e kadar olanı. 5 tane imar komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldik 26. maddeye. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama ve Harita Şube Müdürlüğü'nün 05.06.2014 tarih ve 94 sayılı akaryakıt istasyonları arasında kilometre tahdidi ile ilgili teklifi. Bu herhalde ulaşım ve imarda herhalde evet, iki ulaşım. Komisyonda görüşülmesi gerekiyor. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. 27. maddeyi de konuşalım. Ondan sonra herhalde sizin AK Parti grubu olarak 3 günlük bir toplantı olayınız iletildi. Başbakanın daveti var Sayın Başkanım. Doğrudur. Pazartesi gününe 18'de toplanmak üzere bu maddeyi de görüştükten sonra meclisimizi pazartesi devam ederiz. Tamam. Bu arada da diğer komisyondaki arkadaşlar çalışmalarını yaparlar. Evet, 27. madde üzerinde. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü'nün 06.06.2014 ve 442 sayılı Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketi sebebiyle kardeş şehrimiz Prijidor Belediyesi'ne yardım yapabilmesi ile ilgili teklifi. Sayın Başkanım, burada biz şey göremedik, yani bir maddi talep mi var yoksa o belirtilen listedeki şeyler, bir de aciliyet nedir, hemen mi götürülmesi lazım, nasıl o noktada? Ben kısa bir bilgi tamam, aktarayım. Ya Mehmet Bey, buyurun siz söyleyin. Ses çıkmıyor senin mikrofonda. Belediye başkanına bir encümene verirsek bu encümende tartışılır diye düşündüm. Yani meclise gelir dendiği için meclis orada talep, herhangi bir talep, yani ne ben olursa olsun. Ben izah edeyim. Burada var liste çünkü bende. Bunların içinden bir kısmı yapılabilir. Şimdi Prejdor bizim kardeş şehrimiz. Onlar da çok büyük bir sel felaketine mazur kaldılar. Bununla ilgili bize resmi müracaatları var. Bizlerden istedikleri genelde dezenfeksiyon, kimyasallar, ev içi kullanım için, badana, sıvı, bebek ve yetişkinler için bez, ev içinin kurutulması için ekipman, efendim çekyat gibi ev içindeki hasar gören ürünlerin, çocuk kıyafetleri gibi, giysiler gibi, yani ev malzemesi ihtiyaçları var. Bu konuda Mirzet Mujezinovic Başkan'ın bizlerden bir talebi var. İsterseniz burada sizlere bir suretini verdirebiliriz. Sonuç itibariyle bu tür bir yardımı bizden talep ediyorlar. Zaten bir 10-15 gün geçti bu olayın üzerinden. Daha da uzamaması açısından yani göndereceğimiz herhalde bir tırı doldurarak orayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destek, yardım ve katkıları olarak Manisa ilini temsil eden orayı bu malzemeleri gönderelim düşüncesindeyiz. Evet, bu konuda başka söz var mı? Yoksa oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, pazartesi... Evet. Birinci oturumu kapatıyoruz. Pazartesi günü ikinci oturumda buluşmak üzere. Hepinize şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Pazartesi 18 yine aynı saatte toplanmak üzere. Hayırlı akşamlar.